nefes var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz yurtsuz cefer beyim, hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Yersiz yurtsuz cefer beyim, hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Benim çarpen cüce sırlar benim. Zerre benim, güneş benim. Çarpen cüce sırlar benim. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. Kararını bekliyorum Cezayir. Hangisi? Ekabir mi? Asım mı? Seç. İkimiz de biliyoruz Tatavlalı. Ben bir seçim yapmayacağım. Sen de kimseyi vurmayacaksın. Adam gibi karşıma geç, erkek ol biraz. Hadi. Herkesi evine yollayalım. Senle ben karşılıklı kozlarımızı paylaşalım. Var mı o kadar yüreğin? Ne oldu cancağızım? Tansu'dan Tatavlalı'ya döndün bir anda. Korktun mu? Korktum. Evet. Ama korku benim arkadaşım, yoldaşım. Sevdiklerim için korkarsam da düşmanıma bela olurum. Ama sen sevdiklerin için korktuğunda dönüp yine sevdiklerine zarar verirsin, değil mi? Öyle değil mi? Tansu! Biz seninle bambaşka adamlarız. Farklı adamlarız. Şöyle. Şimdi erkek erkeğe konuşalım. And olsun. Yemin olsun. Öldüreceğim seni Cezayir. Şerefim üzerine yemin ediyorum, ölümün benim elimden olacak. Olmayan şeref. Ama bugün değil. Biliyorum ki dostların senin elin ayağın. Önce onlardan başlayacağım. Sonra ailene geleceğim. Kalbine. Hepsinin acısını yaşatıp kafana sıkacağım. Ama bugün değil cancağızım. Hadi konuş, kararını ver. Sıkıldım artık. Elin mi? Ayağın mı? Elindeki tek kanıt bu mu? Bu yüzden mi suçluyorsun beni? Sen bu yüzden babamın katil olduğunu düşünüyorsun. Hayır Firuze. Elimdeki tek kanıt bu değil. Bana bak. Ağzından çıkan her yalanla Cezayir'i kandırıyor olabilirsin. Ama ben Cezayir değilim. Beni kandıramazsın.
İzin ver, kanıtlayayım. İzinimizin yok. Her şeyi Cezayir'e tek tek itiraf edeceksin. Başka şansın yok Firuze. Kulun olayım Ekabir. Kendine gel artık. Aile demişken, gel seninle kurtuluştan. Kardeşinden bahsedelim Tansu. Ne dersin? Sana kararını ver dedim! Ne o Tansu? Kalbine mi dokundum yoksa? İzle Cezayir. Arkadaşını izle. Son kez canlı görüyorsun. Ve aleyküm selam. Gel. Böyle gel delikanlı, gel. Mermiyi namluya sürdü mü, o tetiği illa çekeceksin. Bak, böyle düstur edineceksin. Hadi çek, at. At hadi, bitsin bu iş. Hadi çek, at. At lan. Ekabir, hayır. Cezayir, geç bile kaldık, geç. Müjgan'ı bekletmek olmaz. Tansu, eğer o tetiği çekersen... Seni sağ bırakmam biliyorsun. Öyle mi diyorsun? ...24 saatin var Firuze. Ya da adın her neyse. Ya sen... ...gerekeni yaparsın... ...ya da ben. Karar senin. O videodaki kadın ben değilim. Bunu sana ispatlayacağım. Konuşma bitti. Eski pasaportum evde. Üzerinde resmi damga var. O tarihte Güney Afrika'da olduğumu kanıtlayacağım sana. Diğer sahte pasaportların gibi mi Firuze? Araştır. Eğer yalan söylüyorsam... ...en ufak bir hile varsa pasaportta... ...istediğin her şeyi yaparım. Bana bir şans vermen için söylemiyorum bunu. Babanın gerçek katilini bulman için söylüyorum. Çünkü beni suçladığın her saniye... ...babanın gerçek katili elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaya devam ediyor. Tanışıyorsunuz o halde. Kim olduğunu, yaşadığını biliyorsun. Benim tek bildiğim... ...babanı benim öldürmediğim. Sana bunu ispatlayacağım. Bana bak. Benimle oynama. Benimle sakın oynama Firuze. Olur da kaçmaya kalkarsan seni bulurum. Seni.
Mermiyi namluya sürdün mü, illa tetiği çekeceksin. Düstur edin demiştin. Sayende edindim cancağızım. Ne ala? Ha? Kalıbını görmüş olduk. Senin tetiğin düşünce can yakıyormuş. Ama benim tetiğim düşerse can alır, can. Hadi, hadi at atacaksan. Gevelenme lan. Eğlenme. At atacaksan. Sık sıkacaksan ulan. Hadi. Kaptan iyi misin? Ses ver. Başladığın işi bitir ulan. Yoksa bunun bedelini çok ağır ödetirim sana. Tansu. Bak ulan buraya. Bana dön, bana. At hadi. Atsana lan. Atarını görelim hadi. At. Yiyor mu maçan? Atsana hadi bak. Eka bir kurbanın olayım bir. At dur. At. Hadi yiyor mu maçan hadi. At. At da görelim. Bana dön lan. Bana dön. Muhatabın burada. Karşılıklı kurşunumuzu sıktık. Bundan sonrası ya sana ya bana Tansu. Adresin bir daha şaşarsa benimki şaşmaz. Alnının ortasından vururum lan seni. Beyimiz nihayet sinirlendi. Madem düsturun bel altı vurmak, tamam lan öyle olsun. Bizim de adetimiz vurulduğumuz yerden vurmak. Tansu kardeş. Aile dedin. Kalbinden vuracağım dedin değil mi? Bende kalp yok Cezayir. Konuşma lan gevşek. Ya kalbi yokmuş, insan sevmezmiş, ağlayamazmış da. Seni alır, ilk kez ve son kez gözyaşı döktüğün dama tıkarım. Anlaşıldı mı? Ulan yanında da kim varsa onlarla birlikte yakarım o damı. Sonra da birlikte ısınırken karşısına geçer, bakarız kalbin yanıyor mu yanmıyor mu? Yaklaşma. Yaklaşma sıkarım. Kalp kalbe karşıdır derler Tansu ha. Şükür kaldık karşı karşıya. Ekabir, topla kaptanı. Arabaya götür. Biz arkadaşla küçük bir oyun oynayacağız. Cezayir, rol çaldın. Olmuyor böyle. Ekabir, hadi dedim de. Tamam. Kaybedeni sensin Tansu. Tetiği kim çekerse çeksin, sen kaybedeceksin. Ben kaybetmem Cezayir. Kardeşini öldürdüğünde de böyle mi düşündün? Onu kayıptan saymıyor musun yoksa? Bir konuda haklısın. Kalp malp yok sende. Yoksa çoktan sıkmıştın. Aklın ışığı olmazsa kalbin gözü kördür derler Tansu.
Son kurşunu biraz evvel havaya sıktım. Aklım seni boş silahla durdurmaya, kalbim de karşına çıkmaya yetti. Beni yenemezsin. Yaz aklına bunu. Deviremezsin. O yüzden otur. Adam akıllı bir düşün. Bir daha karşı karşıya gelirsek ne kaybedersin? Yan yana. Omuz omuza gelirsek ne kazanırsın? Devam dersen tam burada. Kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam dersen de oturur konuşuruz. Karar senin. Zaman ve mekan tatavlalı. Ne zaman, nerede buluşacağımızı ileteceğim sana. Ne yapmamı istiyorsun? Bir daha böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Jean-Luc tahmin ettiğinizden çok daha tehlikeli bir adam. Uzak durun. Konuş Firuze ile de yoluna çıkmasın sakın. Sakın. Biraz daha un ekleyelim. Yoğur bakalım. Oluyor mu sence hala? Harika oluyor. Ellerine sağlık. Sevim, kalıpları getirir misin? Tabii. Şimdi şekil vereceğiz kurabiyelerimize. Al bakalım. Al bakalım. Bununla başla. Bütün bunların en büyük sorumlusu Cezayir Türk. Karısı, babamın katili Firuze. Her şeyi biliyor. Bile isteye çocuk yaptı o kadından. Çünkü abisinin katiline aşık oldu. Baba ne? Aşkım. Güzel oluyor mu sence? Hmm. Senin kadar güzel oluyor hem de. Şimdi biz şekilleri vereceğiz. Sonra Sevim abla fırına atacak. Pişecek, biz de afiyetle yiyeceğiz. Ya Zeliha halam, kurabiyeler pişmeden gelirse ben de yemem ki. Ben ararım halacığım. Sen de ne zaman istersen ben seni o zaman götürürüm. Canan, telefon et. Mercan burada kalsın. Babasına da biraz vakit geçirirler. Yaşasın. Kurban olsun sana babaanne. Dün akşam Ceza ile Ateş arasında bir gerginlik vardı. Sen biliyor musun sebebini? Firuze'den kuşkulamıyor. Ateş de bu kadın hakkında bazı şeyler bildiğini söyledi. Bu kadın hayatımızdan çıksın gitsin. Leyla'cığım, Mercan akşama yemekte kalacak. Tabii anne. Cezayir de mutlu olur. Anne, deminden beri düşünüyorum ama bulamıyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani Cezayir'in Firuze ile ilgili şüphesi ne olabilir?
Üstelik Ateş'le ne alakası var? Anne ne oluyor? Seni bu kadar üzen, yaralayan şey ne? Oğlumu... Yıldırım'ı Firuze vurdu. Yok anne, mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Eğer böyle bir şey olsaydı... Cezayir bunu bilirdi o zaman da. O zaman da... bile bile evlenmiş oluyor. Ateş böyle dedi. Aşık olduğu için bile bile oğlumun katiliyle evlenmiş. Anne böyle bir şey mümkün değil, hayır. Benim tanıdığım Cezayir asla böyle bir şey yapmaz. O kalbini söker, yerinden alır ama asla... abisinin katiliyle evlenmez. Bazen ben de senin gibi düşünüyorum Leyla. Ama sonra bir an geliyor... ya doğruysa diyorum. Oğlumu, gelinimi, torunlarımı... acımasızca bu kadın öldürdüyse... o zaman böyle var ya... gırtlağını sıkıp... öldürmek istiyorum onu. Herkes hata yapar Leyla. Cezayir de belki hata yaptı. Gitti abisini vuran kadınla evlendi. Ona aşık oldu. Bire bire. Cezayir. Benim çıkmam lazım. Ne aradın burada? Niye karıştırdın çekmeceyi? Evet Cezayir. Cevap bekliyorum. Ne yapıyorsun benim yatak odamda? Unuttuğum bazı evraklar vardı, onlara baktım. Cezayir. Adam bu ikisinin gözü önünde çekip vurdu beni, kurban olduğum. Şimdi Cezayir kalkmış, o şerefsizle iş yapacağız diyor. Olacak iş mi bu?
Konuş, bir şey söyle Allah'ını seversen. Asım kaptan haklı Cezayir. Bizim bu şerefsiz Tatavlalı'yla ne işimiz olur ki? Nereden çıktı bu? İnsanı sözünden, hayvanı yularından tutarsın kurban. Yularından tutalım ki beklemediğimiz bir şey yapmasın da. Reis, beni yanlış anlama ama biz bu adama nasıl güveneceğiz? Biz normal şeyler yaşamadık bu adamla. Aynı masaya oturacağız, iş yapacağız. Nasıl olacak? Azamet haklı reis. Bu bacağın hesabını sormayacak mıyım yani? Adam gelip masamıza oturacak. Ben de hiçbir şey olmamış gibi elini sıkıp yüzüne güleceğim, öyle mi? Kaptan, olay çıkacak diyorsan masaya sensiz oturalım. Bana bunu reva görüyorsun he? Öyle olsun. Adam ayağımıza sıksın. Biz de boynumuzu büküp masamıza oturtalım. Boyun eğ demiyorum. Desem de hiçbirinizin boynu eğilmez. Bunu biliyorum. Ama artık beni sorgulama kaptan. Neyi niye söylüyorum? Hesaplama, sorgulama. Sorma da. Hepinize söylüyorum. Bir şey istiyorsam, bir şey söylüyorsam sorgulamayın. Yapın. Bu Tatavlalı şerefsizi gelecek, soframıza oturacak, konu kapanacak. Bitti. Bu hikayenin kaybedeni sensin Tansu. Tetiği kim çekerse çeksin, sen kaybedeceksin. Ben kaybetmem. Adınızda çiçek geldi efendim. Sen de aldın. Gazino mu burası? Az solist miyim ben? Bize kim çiçek gönderir ki? Sorgulamıyor musunuz hiç? Çok haklısınız efendim. Hemen geri gönderiyorum. Kalsın. Sana kalsın dedim. Çok özür dilerim efendim. Duymadım. Affedersiniz. Senin adın ne cancağızım? Salih efendim. Salih. Sen hiçbir yerine kafa attın mı? Evet efendim. Burnunu kırdın mı Salih? Evet efendim. Güzel. Şimdi çık dışarı, git çiçeği al. Dönüşte kapıyı değil, duvarı çal. Salih, kafanla. Hani birine böyle oturaklı bir kafa atar gibi. Odayı titretmezsen, Salih, beynine oksijen gitsin diye kafanda yeni bir delik açarım. Salih. Belli ki burnun yeterli gelmiyor. Şimdi çık dışarı. Kim o? Benim efendim, Salih. Gel Salih, gel. Güzel. Mizah iyidir.
Paket teslim edildi reis. Demir, hayırdır ne bu şimdi? Arabadan çıktı reis. Tatavlalı yerleştirmiş olacak. Yeriniz de böyle buldu. Besbelli. Bunu ne ara yerleştirdi ki arabaya? Daha da önemlisi kim yerleştirdi? Yerleştirsin baba. Her yer kamera dolu. Buluruz. Azamet sen çiftlikteki çocuklarla konuş. Bütün kamera kayıtlarına tek tek bakalım inceleyelim. Kabir sen de buradaki çocuklara söyle Seran'ın kayıtlarına da bakalım. Kimmiş o içimizdeki şerefsiz köstebek bulalım oğlum. Oturun. Ne malum köstebek oldu. Adam her an yanımızda. Yarın öbür gün masamıza da oturacak. Yok yere kimsenin günahını almayın. Asım kaptan. Vardır Cezayir'in bir bildiği. Dökme yüzünü. Cezayir'in hesabı ayrı. Benim hesabım ayrı kurban. Aynı keseden ödenecek diye bir kural yok. Dert etmiyorum. Sen de etme. Kaptan, sakın ha. Bak ben seni biliyorum, sakın. Dert etme dedim. Hesap kapandı. Hayırdır, sıkıntılı bir durum yok inşallah. Konuşsana kızım, ne oldu? Bence izlesen daha iyi olur abi. Merhaba Firuze Hanım. Bana bak. Benimle oynama. Bir sonraki hamlesi ne olur bilmiyorum. O yüzden hemen sana izletmek istedim abi. Firuze'ye bir şey yapmayacak. Özür dilerim ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum abi. Sadece onu konuşturmak istiyor. İtiraf etsin istiyor. Ne konuda konuşturmak? Neyin peşinde bu adam? Gerçeğin. Ama gerçeği yanlış yerde arıyor. Firuze, erken dönmüşsün. Mercan nerede? Canan akşam yemeğine de kalsın, yemekten sonra ben getiririm dedi. Tamam. Ben akşam alırım onu oradan. Zaten Ceza ile konuşmamız gereken şeyler var. Ne konuşacaksın? Her zamanki şeyler. Mercan'la daha fazla ilgilenmesi gerekiyor. Ahçı geldi. Gel bakalım. Hoppa. Kurabiyeler de yapılmış. Güzel olmuş mu? Bu ömrümde yediğim en güzel kurabiye olabilir. Gerçekten mi? Halamla birlikte yaptık. Ben sadece yardım ettim. Bütün hüner Mercan'ın. Hakikaten çok güzel olmuş ama. Bayıldım, ellerine sağlık. Çok güzel. Ellerine sağlık. Mahlep mi var içinde acaba? Bana öyle geldi. Şşş, şefin sırrı söylenmez. Ben bunun sırrının ne olduğunu biliyorum. Bence bu lezzetin sırrı bu pamuk ellerde sakla. Hı.
Çok güzel olmuş. Her gün olsa her gün yerim ben bunu. O senin oburluğundan Ethem. Belki Mercan her zaman bizimle kalır da kurabiye yapar bize. Ha? Annem? Annem kalırsa ben de kalırım. Herkes afiyet olsun. Cezayir abi, Firuze Hanım geldiler. Sizi kış bahçesinde beklediğini söylememi istedi. Anne! Dur bakalım. Annenle benim biraz konuşmam lazım. Sen yemeğini bitir, sonra gelirsin, tamam? Tamam. Öpücük. Hoş geldin Firuze. Hoş buldum Cezayir. Otursana. Nasılsın? Gergin görünüyorsun. Öyleyim. Kaybolmuş hissediyorum. Kime güveneceğimi şaşırdım. Bana güvenebilirsin. Sen beni yarı yolda bıraktın. Attığın her adımı biliyorum. Sana zarar vermeyecek, korkma. Gözünü bile kırpmadan Dumrul'u öldürdü. Ama tabii senin yeğenin. Onu korumak zorundasın. En yakın arkadaşını öldürmüş olsa bile. Sence yeğenim bile olsa tetiği çekmeye tereddüt eder miyim? Domino taşlarını bilirsin. Tek bir hareketle bütün taşları yıkabilirsin. Ta ki en son taş yıkılana kadar. Abim ve ailesi yıllar önce bir suikaste kurban gittiğinde o taş hareket etti Firuze. Ateş belki de onun katilleri tarafından yetiştirilip buraya gönderildi. Ateşin çektiği dedik. Belki de o yıkılan taşlardan bir tanesi daha. Herkes hata yapar Leyla. Cezayir de belki hata yaptı. Gitti abisini vuran kadınla evlendi. Ona aşık oldu. Bile bile. Mercan'cığım bekle. Tutturdu anneme kurabiye götüreceğim diye. Ha, bence de iyi fikir. Koy bakalım Mercan. Ben ateşin hikayesinin nasıl başladığını biliyorum. Ben onun elini bıraktım. Elini başkaları tuttu. Sen benim de elimi bıraktın. Ve o günden beri hayatım alt üst oldu. Bana bir söz vermiştin. Birlikte yaşlanacaktık. Ama sen sözünde durmadın. Firuze. Seni anlıyorum. Bunu neden yaptığını, elimi neden bıraktığını anlıyorum. Ama sana hak vermiyorum. Tüm bunlara rağmen seni çok özlüyorum. Birlikte geçirdiğimiz vakti,
kahkahalarla güldüğümüz. Hatta bazen tek bir laf bile etmeden bir bakışla birbirimizi anladığımız günleri o kadar çok özlüyorum ki. Cezayir, sen o kadar bendin ki. Biz nasıl bu hale geldik? Anneciğim. Canım. Aa, sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Aferin sana. Mercan annesine kurabiye getirmek istedi. Sen de eşlik etmek istedin herhalde. Kahve ya da çay içer miydin Firuze? Söyleyelim Selim yapsın. İstemem, teşekkür ederim. Hadi kızım gidelim. Tamam. İyi geceler baba. Görüşürüz Cezayir. Gel kızım. Nasıl geçti günün? Güzel geçti. Sizi neden çağırdım merak ediyorsunuzdur. Lafı fazla uzatmayacağım beyler. Teşkilatın size ihtiyacı var. Benim de öyle. Geri dönmenizi istiyorum. İşinizin başına dönün. Niye? Bir şey mi oldu? İstediğiniz bu değil miydi? Sağda solda eşkıyalık yapacağınıza gelin teşkilatta çalışın diyorum. Ne var bunda? Sağda solda eşkıyalık yapıyoruz yani. Öyle mi? Haklının malına mı çöktük? Haksızın koluna mı girdik? Yol mu kestik? Araç mı aldık? Kafamıza göre mekan basıp kafamıza göre adam mı öldürdük? Meşru ve gayrimeşru azamet. Aradaki fark tam olarak bu. İncecik bir çizgide yürüyorsunuz. Ölçüyü kaçırıp yanlış bir adım attığınızda meşru sandığınız yol bir anda gayrimeşru olur. Bu yolda kaybolmanızı istemiyorum. Hemen karar vermeyin. Biraz düşünün. Gel. Hoş geldin Sinan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur. Azamet'le Ömer Asaf'ı gördüm. Odandan çıkarken hayırdır? Geri dönmelerini istedim. Delirdin mi sen Atakan? Azamet'le Ömer Asaf teşkilata geri dönecekler öyle mi? Yani henüz karar vermediler. Pimi çekilmiş bomba bunlar. Ne zaman nerede patlayacakları belli değil. Pelo Azamet, herif serseri mayın gibi. Nasıl söz dinleteceksin? Nasıl disiplin edeceksin? Hem adamların kime biat ettiği belli. Ben de bu yüzden çağırdım zaten Sinan. Sen merak etme. Her şey kontrolüm altında. Ben sana bir çay söyleyeyim. Ha? Çay. Azade ablamın çiftliğine götürür müsün? Atları çok özledim. Tamam anneciğim. Yarın izinliyim, götürürüm. Ben bugün istiyorum ama. Bak bakalım dışarıya. Bu karanlıkta atlara binilir mi? Hem uyuyordur atlar şimdi. Senin de gözünden uyku akıyor. Yarın getireceğim ama söz. Eve gelene kadar ben biraz kestireyim. Hadi kestir bakalım.
Efendim? Tek, tak. Tek, tak. Tek, tak. Normalde telefon kullanmam. Ama senin işini aldım Firuze. Kıymetini bil. Ne istiyorsun? Hep aynı soru ve aynı cevap. Gerçeği istiyorum Firuze. Sadece gerçeği. Zamanın daralıyor. Hatırlatmak istedim. Sana gerçeği ispatlayacağımı söylemiştim. Ben de sana. Her an ensendeyim. Bunu bil istedim. Ben sözümü tutuyorum. Şimdi sıra sende Firuze. Uzak tutacaksın bu meseleden. Yoksa... Yoksa ne? Tamamla cümleni Firuze. Yoksa ne yaparsın? Babam gibi beni de mi öldürür? Elinden geleni ardına koyma. Ben hep buradayım Firuze. Bir nefes uzağındayım. Tik, tak. Tik. Üstümüz un oldu ama çok eğlendik. O minnacık parmaklarıyla bir hamur yoğuruyordu ki görmen lazım. Zeliha Hanım onu erkenden alacak diye ödü koptu. Keşke arada yatıya da kalsa. Birlikte film izlerdik, kitap okurduk. Tamam yapalım. Hı? Tüp bebek. Gerçekten istiyor musun? Canım, bir tanem, benim tek isteğim senin gözlerinin içinin böyle gülmesi. Yalnız bana bir söz ver. Eğer bu defa da olmazsa bir daha denemeyelim. Olacak. Bu sefer her şey yolunda gidecek. Canan, söz ver. Ya tamam, söz. Bu sefer de olmazsa bir daha denemeyeceğiz. Ama ben hissediyorum. Bizim bir çocuğumuz olacak Ethem. Kılıç.
olmasa hiç. Dayan oğlum. Geldim. Geldim, sakın düşme. Kimi hedef alıp, kime sırtını döneceğine dikkat et. Dost bildiklerin düşman, düşman bildiklerinde dost çıkabilir. Üç, dört, beş, üç, 12. Sol elindeki silahta iki mermi kaldı. Değiştir. 6. Bir sende. Nasıl var ki cihan? Bu cihan asılmaz. Susuz kerpen. Mekana sığmaz. Nasıl var ki cihan? Bu cihan asılmaz. Susuz kerpen. Mekana sığmaz. Bismillah. Ne oluyor Ethem? Kim arıyor? Abin. Efendim reis. Ethem. Sana konum atacağım. Buraya gel. Sana ihtiyacımız var. Buranın temizlenmesi lazım. Tamam reis. Ne oldu? Nereye çağırıyor abim seni? Eğlence. Hadi canım sen yat. Ben birkaç saate gelirim. Şimdi sen gelene kadar beni uyku tutmaz ki. Canım. Bu uyumama halini ileri günlere sakla. Eğer çocuğumuz olursa uykular haram bize. Hadi yat. Hadi. Ah. O yaranın dikilmesi lazım. Hallederim ben.
Ne oldu burada? Kim bunlar? Bilmem. Karına sormak lazım. Daha 2 saat önce tehdit etti beni. Eve geldim ve gördüğüm manzara bu. Sen olsan ne düşünürdün? Suçladığın o kadının, buraya gelip hayatını kurtaran adamın karısı olduğunu. Ne oldu sence burada? Firuze buraya bir sürü adam gönderdi. Ben de geldim zevk için yarısını indirdim. Ha? Biraz pahalı bir organizasyon değil mi? Sırf seni ikna edeceğiz diye bir kamyon adamı indirdim. Öyle mi? Bu mu yani? Aklın alıyor mu bunu Ateş? Evlat. Yanlış yoldasın. Kimin yanlış yolda olduğunu yakında göreceğiz. Sabır. Sabır. Aileme zarar vermeyeceğini biliyorum. Keşke ben de bu kadar emin olabilseydim. Zahmet, bırak şu makineyi de bir bana doğru düzgün bir anlat bakayım. Ne diyor Atakan? Ya baba ne diyecek işte? Geri dönün diyor. İmanem. Hayırlı olsun oğlum. Baba geri döndük demedim. Geri dönün diyor dedim. Hem reisi yarı yolda bırakıp gidecek değiliz herhalde. Ne demek reisi yarı yolda bırakmak? Az yaşlandık diye bizi adam yerine koymuyor musun artık? Bir siz mi varsınız Cezayir'in yanında? Ya baba, herhalde öyle demek istemedim. De yani kurban olayım, ne diyeceğiz adama gidip? Biz seni yarı yolda bırakıyoruz, biz gidiyoruz mu diyeceğiz? Diyemeyiz yani. Ayıp olur. Racona ters. Hem Atakan abuk subuk konuştu şey falan diyor işte, yok illegal iş yapıyorsunuz, legal iş yapıyorsunuz. Bir şeyler söyledi, sinirimi bozdu zaten. Olmaz öyle. Zaten baba boş ver. Sen açma kimseye konuyu, söyleme tamam? Olur Azamet. Bal gibi de olur. Gider Cezayir'le konuşursunuz, müsaadesini istersiniz, rızasını istersiniz. Artık o icazet verir vermez, orasını bilmem ben. Ama gidip %100 anlatın, muhakkak bilgisi olsun. Kalıp kalmayacağınızda o karar versin oğlum. Sen bir an önce Ömer Ahsap'la da konuş. Gidin Cezayir'i bilgilendir. Tamam mı? Sen sabah beri ne oynuyorsun bu makineyle? Ha? Mercan gelecek ya, çocuğu çekecekler atlarla beraber ama... Bir çalıştıramadım ben ya. Normalde çalışması lazım. Vallahi bak, makine azadenin. Mozar mozarsın, kıyameti koparır oğlum. Benden söylemesi. Ha, bozdun değil mi? Ya dediğim oldu işte. Zahmet. Oğlum bir şey söylesene, konuşsana. Ne bu şimdi? Dinleme cihazı mı? Kime takacağız reis? Konunun uzmanı sensin. Nereye, nasıl takılacağını sen söyleyeceksin. Ben mi? Anlamadım. Ne söylemeye çalışıyorsun? Sana çok şey söylemek istiyorum Bekir. Ama susuyorum. Çünkü ben yokken ailemle sen ilgilendin. O yüzden mecburum susmaya. Ama sana katlanmak, senin bu kurnazlıklarına, hainliklerine katlanmak çok zor benim için, bunu bil. Reis, inan bana söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Konuşma. Artık konuşma. Sen bir şey söyleyince...
Şu anda bir volkan kaynıyor. Anladın mı? Sesini duydukça taşıyor. Durduramıyorum. O yüzden artık sus, konuşma. Cezayir, yemin ederim... Etme lan! Yemin etme. Yemin memin etme. Ben konuşayım, sen sadece dinle. Bana kızımın dayısını öldürtme. Lan volkan var içimde diyorum. Kendini yaktın, beni de yakacaksın. Dinle, sadece dinle. Harut'la Marut'u bilir misin sen Bekir? Hayır. Bu Harut'la Marut, Allah tarafından Babil'e gönderilmiş iki melek. İnsanlara büyü öğretiyorlar. Onlara emir olunduğu üzere bu büyüyü insanlara öğretebilmek için tek şart koşuyorlar. Cehennem. Büyüyü öğrenmek isteyen cehennemde yanmayı göze alacaktır yani. Şimdi sen, sana bahşedilenin üstünde bir güç istiyorsan ve bu yolda her şeyde mübah diyorsan, öncesinde bilmen gereken bir şey var. Senin cehennemin benim. Kızıma, onun gönlündeki yere dua et. Senin için de cennet, işte orası. Eğer seni şu an öldürmüyorsam, Suna'ya dua et. Bu arada, kızımın dayısı olman, bütün bu hainliklerini, kurnazlıklarına sonsuza dek göz yumacağım anlamına gelmiyor. Sana son uyarım. Şerefim, namusum üzerine sana son uyarım. Bir daha tek bir yanlışını görürsem, seni bir inşaatın temeline koyarım. Üstüne beton dökerim. Onun da üstüne bir AVM yaparım. Günde 150 bin kişi üstünden gelir geçer. Beni anladın mı? Beni anlıyorsan bir şey yap lan. Kafanı salla. Bir hareket yap. Bir şey söyle lan. Anladım reis. Anladım. Selametle. Hoş geldin Mercan. Atlara bakmaya geldim ben. Evet, biz de seni bekliyorduk. Hemen gidip görmek ister misin? Çok isterim. Belki ufak bir gezinti yaparsın. Yaparım değil mi anne? Olur. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Azade evde mi? Evet, içeride. İyi, ben bir yanına uğrayayım. Pişt, hadi gel. Biz de dostlarımızı bekletmedin değil mi? Hadi. Evet. Koş, 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 koş. Ne zaman çektin bunları? Yeni sayılır. Bir hafta kadar. Yeni sayılır. Yeni dediğim bir saat önce olur, iki saat sonra olur. Sen ne diyorsun Azade? Bir hafta ne? Cezayir abinin haberi var. O söyledi zaten fotoğrafları çekmemi. Şüpheleniyordu. Cezayir abinin haberi var, benim niye yok? Kimsenin bilmesini istemedi. Ulan Bekir. Ulan Bekir. Abi sakin. Ne sakini? Kim bilir bu adamlarla ne zamandan beri işbirliği yapıyor. Vay hain.
Vay alçak vay. Bunca elek beyni yedi reisin şerefsiz köpek. Hemen gidip kurtlarını keseceğim onu. Öyle bir şey yapmayacaksın. Bekir sonuçta karısının abisi. Bu aile meselesi. Biz karışamayız. Arabaya takip cihazını da bu şerefsiz taktı. O yüzden takip ettiler. O yüzden çatışma çıktı orada. Az kalsın bu Bekir yüzünden canından olacaktı reis. Sakin ol. Şimdi Cezayir abiyle konuşup senin öğrendiğini söyleyeceğim. O zamana dek lütfen kendine hakim ol. Azade. Gelsene, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Geldi herhalde Mercan da. Gitmiştir bizim çocuklarla manajı. Durur mu? Koştu gitti bile. Ben de size pasta getirdim. Sağ ol. Zahmet etmişsin. Teşekkürler. Rica ederim. Hoş geldin cancağızım. Umarım çok bekletmedim. Ben artık yokum Tatavlalı. Buraya kadar. Bitti. Yapamayacağım ben. Erken emeklilik diyorsun yani. Öyle olsun. İkramiyen hazır cancağızım. Buyur. İstemiyorum. Israr ediyorum. Çıkış işlemlerini yaparken küçük bir imza atman gerekecek. Ne imzası? Yani küçücük bir iş. Son bir şey. Sonra serbestsin. Nedir o? Sürpriz. Leyla Hanım yok mu? İçeride. Şey mi vardı? Resim yapabildiğini bilmiyordum. Seni göreceğimi bilmiyordum. Buraya kadar geldiğine göre konuşacak şeylerim var demektir. Şaşırdım. İnsanların konuşma isteğine her zaman saygı duymuyorsun çünkü. Anlamadım. Dün gece Ceza ile konuşmak istediğim önemli bir mesele vardı. Ama sen özellikle gelip buna engel oldun. Mercan, seni görmek istedi. Tabii. Sen de bunu bahane ettin. Seni anlıyorum. Öyle mi? Evet. Cezayir'in sana karşı hiçbir hissi olmadığını ve hala beni sevdiğini biliyorsun.
kendinden ne kadar eminsin? Söylesene. Cezayir eve döndüğünden beri bir kere bile özel bir vakit geçirdiniz mi? Baş başa bir yemeğe çıktınız mı? Çıkmadınız. İşte sırf bu yüzden bizi Ceza ile yan yana görmek seni rahatsız ediyor. Söyle Leyla. Açık konuş. Cezayir'in yanında olmanı istemiyorum be. Seni Cezayir'in yanında görmek istemiyorum da söyle. Seni Cezayir'in yanında, evimde, ailemin etrafında görmek istemiyorum. Ama sandığın sebepten dolayı değil. Seni çevremizde istemiyorum çünkü senin çok tehlikeli biri olduğunu düşünüyorum. Tavlalı'nın mekanından birlikte çıktılar abi. Haklıymışsın. Babacığım. Artık hiç kimseye bir şey olmasın. Yeter. Önemli değilse seni sonra arayayım mı Azade? Önemli maalesef abi. Çok vaktini almayacağım. Seni dinliyorum. Azamet. Benim makinedeki fotoğrafları gördü. Bekir abinin fotoğraflarını. Konuştum ama biliyorsun rahat durmayacak. Haber vereyim dedim abi. Nerede şu an? Yanında mı? Ver telefonu. Bir saniye abi. Cezayir abi. Söyle reis. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Beni iyi dinle. Hasmımıza kul oldu diye hısmımızı kül edemeyiz Azamet. Yani ailemizi yakamayız. Faturayı Bekir'e keseriz ama acısı kızımdan, Leyla'dan çıkar, anladın? O yüzden sakin ol, bana bırak, karışma bu işe. Ömer Asaf senin can dostun değil mi? Bekir onun abisi. O yüzden acısı senden de çıkar, ondan da. Peki aynı sofraya oturup birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız? Bırak o düşünsün. Bizim alnımız ak, başımız dik. Sabret, ben halledeceğim dedim. Anlaştık mı? Anlaştık mı Azamet? Dediğin gibi olsun reis. Dediğin gibi. Bugüne kadar onlarca insanı ameliyat ettim. Çölde hiç tanımadığım insanların hayatını kurtardım. Ben ne Cezayir'e ne de ailesine zarar verebilecek bir insan değilim. Evet. İnan yanılmayı ben de çok isterim. Şimdi söyleyeceklerim bittiyse işime döneceğim.
Asıl söyleyeceklerim bitmedi Leyla. Birinin Cezayir'e zarar vermesinden korkuyorsun ya. O zaman kendi ailene bakmanı tavsiye ederim sana. Çünkü asıl düşman senin yanında. Öyle mi? Çok merak ettim kimmiş acaba? Abin. Bekir. Ne garip değil mi? İnsan uzağındaki birini çok rahat bir şekilde suçlayabiliyor. Ama en yakındaki haini göremiyor. Yalan söylüyorsun. Benim hakkımda bilmediğim bir şey daha. Ben yalan söylemem. Ama illaki doğruluğunu teyit etmek istiyorsan Cezayir'e sor. Cezayir. Söyle kurban. Bu Tataoğlu. Bak ben bu herife hiç güvenmiyorum. O sebeple de tedbirleri iki katına çıkardım iki gözüm. Bilgin olsun. Eğer sıkıntı çıkarırsa... Yahu merak etme, bir sıkıntı çıkmayacak, tamam. Biz yine de eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım da. Şimdi bak, bu herif diyelim ki... Bize sıkıntı olmadı. Yani senin dediğin hesap, yuları elimize aldık. Sonrasının garantisi yok. Bu adamın her tarafı ayrı oynar. İyi ayakkabı değil bu. Şimdi bu bizim ticaretimizi de bozar, icazetimizi de çiğner bu Tataoğlu. Ticaret hak üzeredir. Peki abi. Bizimle ticarete giren kârdan hak ettiğini son kuruşuna kadar... Zordan hak ettiğini de son kuruşununa kadar alır. Merak etme. Eyvallah, eyvallah. Ölüm de var diyorsun yani. Vardır. Olmaz mı? Ölüm de var. Ama bizim derdimiz ticaret değil. Hele ki Tataoğlu ile ticaret yapmak hiç değil. Bir kere bunu bir bilin. Gönlünüz rahat olsun. Tamam. Belli ki bir planın var. Ama... Hani bize de söylesen, bize de anlatsan, değil mi? Önceden bilsek, ona göre de tedbirimizi alsak, değil mi? Bunda ne mahsur var ki? Yakında bu Tataoğlu, ağababalarından bir davet alacak. İstese de istemese de o davete riayet edecek. Masanın en köşesinde bir yer verecekler ona. Sığıntı gibi o masaya tutunacak. Otur diyecekler, oturacak. Kalk diyecekler, kalkacak. Tut diyecekler, tutacak. Memleketi baştan uca karıştır diyecekler. İşte orada duracak. Çünkü söylediğim gibi yuları bizim elimizde olacak. Dediğim gibi benim işim ticaretle falan değil. O masada oturanla da değil. Benim işim o masayı kuranla. Bakın bu devletin tek bir düşmanı yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ama gerçek düşmanını tanımazsan, kim olduğunu bilmezsen... ...işte o zaman yanarsın. Bak Çanakkale'yi hatırlayın. Bu Britanya İmparatorluğu. Mertçe karşımıza çıkıp savaşacağına ne yaptı? Anzağı çıkardı karşımıza. Şimdi derdimiz, günümüz... Tataoğlu olursa düşmanı da Anzak belleriz.
ablalı bizim dengimiz değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bizim derdimiz onun ağalarıyla, paşalarıyla, Sabredin. Sabredin hepsiyle tek tek tanışacağız. Ethem abi. Hı? Abi üstüme vazife değil ama bir şey soracağım. Ben de senin yaşındayken Kurban Baba'ya aynı soruyu sormuştum. O da bana demişti ki, üstüne vazife değilse sorma aslanım. Abi sormazsam ölürüm ama. Rahat ol Canberk. Ölümün türlü şekilli hali var bizim alemde. Meraktan ölmeye fırsatın olmaz. Sorma diyorsun yani. Sorsan da diyorum. Cevabı ben veremem diyorum. Bak aslanım, soracağın soru belli. Tatavlalı niye buraya geliyor? Biz niye Tatavlalı ile iş yapıyoruz? Tatavlalı niye buraya geliyor? Biz niye Tatavlalı ile iş yapıyoruz? Evet abi. Ya ne geldiniz üstüme? Nereden bileyim? O sorunun cevabı içeride. Biz neredeyiz? Dışarıda. Dışarıda. Ben bu sorunun cevabını verebilecek bir adam olsam babalarla içeride oturuyor olurdum. Sizinle böyle dışarıda dikilmezdim. Öyle değil mi aslan parçaları? Haklısın abi. Söyle Çakı. Eyvallah. Tamam. Abi. Hı. Çakı aradı. Tatavlalı'nın araba sokağa giriş yapmış. Geliyorlar. Demir. Hadi bakalım. Şenlik başlasın. Ayık olun gençler. Bu heriften her türlü tezgah beklenir. Ambiyans güzel. Sevdim. Oh, kasım patı kokusu. Ama karşılama zayıf. Ya bando takımı falan yok muydu? Ha? Mişon. Evet, nedir? Ethem Efendi. Habib. Senin ne işin var bu herifin yanında? Ben bir bilsem. Cezayir çağırdı dedi, geldim. Cezayir çağırmadı mı yoksa? Kandırıldın mı? Sen paradan başka bir şeye kanmazsın Mişon Efendi. Köylü kurnazlığını bırak. Boş konuşma Habib. Tamam abi. Tamam. Cafer koçum. Mişon'un üstünü bir ara. Onu içeri girerken değil, bence dışarı çıkarken arayın. Hani içeride çok para dönecek cancağızım. Araklamasın. Ayıp oluyor Tatavlali. Hırsız mıyım be? Evet. Kaldır kolları. Tabii ki. Beni takip edin. Bekleyin burada. Reis, Tatavlalı geldi. İcazet var mı? Gelsin. Cancağızlarım. Hoş bulduk. Ha, kusura bakmayın, biraz geciktim. Bu ilk toplantımızda şık olmak istedim.
Nasıl? Şovu bırak Tat ablalı. Şovu bırak da geç otur. Mişon, sen de gel, geç otur. Cezayir, sen istedin, ben onun için geldim değil. Ben çağırdım, ben çağırdım. Reis, ben dışarıdayım. Bir şey olursa haber edersin. Bir yere gitme. Geç sen de otur Ethem. Bundan sonra bu mecliste sen de olacaksın. Oo, terfi var. Tebrik ederim cancağızım. E dışarıda dikilmekten için üşümüştür. Gel, gel buraya otur. Burası sıcak. Kedi gibi mayışırsın burada. Gel. Soytarılık etme Tat ablalı. Meclisin raconlarına uy. Bende biraz hiperaktivite var da kusura bakma. Ne yapayım, yerimde duramıyorum. Tat ablalı, biz senin yerine mıhlarız. Sıkıntı yapma. Püh. Ürktüm bak şimdi ha. Tamam öğretmenim, kollarımı toplayıp çiçek oldum bak. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Herkes nerede? Hoş geldin Bekir abi. Gülenem anne yukarıda odasında dinleniyor. İyi. Leyla? Herkes çıktı Bekir abi. Bir biz varız. Leyla abla, Canan abla, Süheyla Hanım hepsi gittiler. Güzel. Ben bir lavaboya kadar gideyim. Ya kusura bakmayın. Bana bir iki lokma bir şey hazırlar mısın size zahmet? Tabii abi, hemen hazırlarız. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar, bugün burada bu mecliste toplanmamız, bundan sonra atacağımız her adımda yolumuzun, yönümüzün bir olacağı ve bu meclisteki herkesin gerekirse bundan sonra birbiri için öleceği de anlamına gelir. Bu meclis ticari ilişkiler üzerine kurulmuştur. Ama sadece bir kar meclisi değil, aynı zamanda bir sır meclisidir de. Beyler, ticaretin bedeli kuruş, İhanetin bedeli kurşundur. Bugün bu mecliste oturan herkesin kendi kefili, kendi canıdır. Çok güzel konuştun Cezayir.
Ama bence artık sadede gelelim. Ne iş yapıyoruz ve ne kadar para kazanıyoruz? Ben para kazandığım yere ihanet etmem ama kandırıldığımı hissedersem sorunumu dört kolluyla çözerim. Kapiş? Bak, bugün bu meclise girdiysen bu meclisin kararlarına göre hareket edersin. Meclis geçmişi unutur ama bu saatten sonra yapılacak ihaneti unutmaz, unutturmaz. Şimdi açık açık konuşalım. Uyuşturucu ticareti yapmak yok. Kadın kız işine bulaşmak yok. Masumları öldürmek yok. Üç beyazdan uzak durduğunuza göre diyettesiniz. Gevşeksin Tatavlalı. Gevşek davranıyorsun. Bu meclisin şakası olmaz. Eğer bizimle iş yapacaksan bu üçü önemli dikkat edeceksin. Yoksa mecliste kanın orta yere akar. Benim için sıkıntı yok cancağızım. Ben beyazı sevmem. Yeşili severim. Dolar yeşilini. Param gelsin de nereden gelirse gelsin. Para trafiğini sen yönetiyorsun Mişon. Bütün paralar sende toplanıyor ve karları herkese sen dağıtıyorsun. Tamam Cezayir, sen ne dersen o. Ethem, organizasyon ve sahanın yönetimi sende. Bütün operasyonları sen yönetiyorsun. Sen bana güvendiysen sen iste, canım feda reis. Ben ne yapacağım? Benim görevim ne? Uluslararası bağlantılar sende. Silah müşterisini sen buluyorsun. Orası kolay. Bütün dünya benim elimde zaten. Ama istihbaratlara ve istihbarat bağlantılı terör örgütlerine silah satmak yok. Onlar pastanın sadece birer dilimi. Asım Kaptan ne yapacak? Bence mağlulen emekli olmalı. Baksana sakat çünkü. Merak etme. Senin emekli maaşını ben ödeyeceğim. Yeter ulan! Ne yapıyorsun sen ya? Asım sakın. Bana sıkan adamı ortak ediyoruz. Sonra meclisimize sokuyoruz. Ondan sonra rejondan bahsediyoruz. Böyle rejon olmaz Cezayir. Bana sıkan adama ben de sıkmadan racon macon tanımam ben. Asım, o silahı beline koy. Koyacağım, koyacağım. Kısasımı aldıktan sonra. Kısas mısas yok. Konuyu kapattık da kapattık. O silahı beline koy. Nasıl kapandı Cezayir? Bu itin sıktığı merminin çekirdeği hala benim bacağımda. Bunun kafasına sıkmadan ben ölmeyeceğim. Sık o zaman. Sık. Umurumda bile olmaz. Çekersin tetiği, beyni aha şuraya akar. Çağırırız çocukları. Alırlar bunu gömerler. Öldüğünü de, gömdüğümüz yeri de unuturuz. Etrafı güzelce çamaşır suyuyla temizletiriz. Bir saate kokusu bile kalmaz. Her şey de kaldığı yerden devam eder, unutulur gider. Ama bir şeyi hiç unutmam Asım. Benim dostum, benim meclisimde beni çiğneyip o tetiği çekmiş olur. İşte bunu unutmam. Bu sana da bana da ömür boyu yük olur Asım.
Kasım, nereye? Bak sabredin dedi. Nereye gidiyorsun sen ya? Havaya sıkacağım Ekabir. Havaya. Yoksa öfkemden kafama sıkacağım. Ha. Aldım yanıma şey yapayım. Aynen. Ne zaman gelecek Ateş abi? Geç kalmayalım. Daha konser epey var. Geç kalmayız. Aynen bence de. Şamil'le hala barışmadınız mı Sunan? Yok. Yaptığı yanlış ama seni kıskandığı için yaptı, sevdiği için. Siz kıskançlık diyebilirsiniz buna. Ama hakaret diyorum ben. Hem kendine hem bana hakaret etti. Neyse. Geldi. Kızlar, konsere gitmeye hazır mıyız? Hazırız. Hadi atlayın bakalım. Efendim Leyla. Cezayir. Ben şey diyecektim. Bu akşam birlikte yemek yiyelim mi? Baş başa. Tabii, olur. Bir sorun mu var? Yemekte konuşuruz. Ben sanat galerisindeyim. Buradan gelip alır mısın beni? Tamam. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Dilek, bir bakar mısın? Buyurun Leyla Hanım. Senden bir ricam olacak Dilek. Azade, bana şu şarjlı matkabı versene. Bunun ağzı bir türlü bana oturmuyor. Acıdı mı? Yok yok. Ben mermiye kafa atıyorum. Bundan mı şey olacağım? Bilmez miyim? Of. Orası da morarıcak şimdi ya. Morarsın. Yakışıyor. Yaralı kurt gibi oluyorum. Dur bekle. Ya onu hiç zahmet etmeseydin ya. Dur, bak suyu da damlıyor. Bir dakika bir dur. Dur gerek tamam de yok. Bir saniye bir bırak bekle. Gerek yok. Geçerdi. Sen tut. Ver ben şey yapayım. Fazla gelirse çekersin. Geçer şey olur o ya. Sen... İş erken bitti. Erken döndün o zaman. Evdesin bu saatte. Bilgisayarımı bırakmaya geldim. Ev bakacağım da. Beraber gidelim. Ben de geleyim seninle. Melike beni yanlış anlama. Zaten bu saatten sonra da yanlış anlaşılacak bir şey kalmadı. Sen babanın emanetisin bize. Bizim ailemizdensin. Ben de geleyim seninle. Beraber gidelim. Hem oraları göz kulaçan ederiz hani etraf. Da nasıl insanlar oturuyor, yaşıyor, gözlemleriz beraber, mahalleye bakarız. Hem ben de sana yardımcı olmuş olurum. Tamam, peki. Beraber gidelim. Hadi o zaman.
Buzal yanına. Ha, yok aynen. Canım, geçti bile o ya. Özledim. Ben de. Bensiz kahve içiyorsunuz ha? Ya Canan, aşk olsun ya. Sevime söyleyeyim, hemen yapsın. Yok yok, gerek yok. Senin cildin böyle bir parlıyor. Cilt bakımı falan mı yaptırdın? Aşırı güzelsin. Cildim değil, ruhum parlıyor. Biz Ethem'le yeniden tüp bebek denemeye karar verdik. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sevindim. Hadi onsunu da kutlayalım. Doktorumu görmeye gittim. Hazırlıklara başlıyoruz. Bu defa içimde böyle çok değişik bir his var. Sanki olacak gibi. Galiba ben de çocuk istiyorum. Niye öyle bakıyorsunuz? Olamaz mı yani? Yani olur da onun için söyleyelim. Bir adam gerekiyor, koca gerekiyor. Neyse, onu sonra hallederiz. Nakil ne zaman? Sen onu söyle. Haftaya. Sonra hep beraber tutmasını bekleyeceğiz. Ay bir de 300 oluyormuş. Ay keşke. Ay keşke değil mi Canan? Senin 3 tane çocuğuna nasıl bakacağız? Vallahi adım atmam eve. Canan. Anne, biz Ethem'le yeniden denemeye karar verdik. Yavrum, niye yapıyorsun bunu kendine? Ha? Bunca çile, bunca acı. 3 kez denediniz yavrum. Onca iğne yedin. Onca çile çektin. Bunalımlara girdin Canan'ım. En son girdiğin bunalımdan zor kurtardık seni. Her defasında bir bunalıma girdin. Canan, artık şunu kafana koy. Ethem'in çocuğu olmuyor. Bunu kafana koy çocuğum. Anne, sorun Ethem'de değil. Sorun onda değil. Sorun bende. Buluşmamız gerek. Akşam saat 8'de. Konum yoluna yanına geleceğim. Bir tanem, neden bunca yıl kusurun Ethem'de olduğunu söylediniz bana? Ethem öyle istedi anne. Biri bana bir laf söyler, üzülürüm, kırılırım diye düşündü. Üstüne aldı işte. Canan, hayatta önemli olan şeylerden bir tanesi nedir biliyor musun? İnsanın ömür boyu birlikte olacağı eşini seçerken aklının, yüreğinin onay vermesi. Çocuk sahibi olur musun bilmiyorum. İnşallah olursun. İnşallah. İnşallah. Ama çok doğru bir eş seçtiğini bil. Ben de biliyorum artık. Ne olur benim de kusuruma bakma. Ben de bir anayım. Senin yıllardır çektiğin sıkıntıları, acıları biliyorum bir tane. Yani tekrar
yürek çarpıntısı geçirmeni, hayal kırıklığına uğramanı istemiyorum güzel kızım. O kötü ihtimalleri ben zaten biliyorum anne. Bunları söylemen bir şey değiştirmiyor. Benim tek ihtiyacım olan sonuç ne olursa olsun sizin yanımda olduğunuzu bilmem. Bir tanem. Her zaman. Her zaman yanındayım. Her zaman benim güzel kızım. Canım ya. Ne? Gerçekten bu evi beğendin mi? Nesi var? Yani daha görmedik bile. Ben de onu diyorum sana. Nesi var? Elle tutulur hiçbir yanı yok. 50 tane yokuş çıktık, 50 tane yokuş indik. Hiç güvenli bir yere benzemiyor. Apartman da eski. Güvenliği bile yok. Güvenliğe ihtiyacım yok zaten. Doğru söylüyorsun. Bakkal işletiyoruz biz, evet. O yüzden güvenliğe ihtiyacımız yok. Adam öldürüyoruz kızım. Adam öldürüyoruz diyorum. İnsanların düşmanları arkasından dedikodu yapıp laf sallar, bizimkiler mermi sallıyor. Anladın mı? Her gideceğimiz yerde böyle yapacaksan işimiz var yani. Tamam. Ağzımı kapatıyorum ve bir daha ağzımı açmayacağım, tamam mı? Al. Ev sahibine verirsin, kiradan düşer. Al al al, utanma. Al. Aa, ağlama hadi. Geç. Geçsene. Tamam, geçiyorum. Kaçıncı kata çıkacağız? En üst. Tamam. Senin gibi asansörün ben... 13. yüzyılda Sümela Manastırı'na keşişler bile daha iyi asansör yapmıştır. Bu niye çekmiyor bizi? Melike, ne yapıyorsun? Dur, ne yapıyorsun? Dur, Tetris mi sandın onu? Melike, ne oluyor sana? Ne yapıyorsun ya? Kimse yok mu? Biri yardım etsin. Melike, sakin kimse ol. Kimse yok mu? Çıkmamız lazım buradan. Çıkarın bizi, yardım Melike, edin. Melike, bana bak, yüzüme bak, yüzüme. Tabii, çıkmam lazım benim. Çıkarın, ne olur bir şey yap. Melike, sakin çıkmak ol. Istiyorum. Melike, çıkmak sakin istiyorum. Ol. Melike, sakin ol. Melike. Melike. Melike, sakin ol. Çok güzel bir gündü. Çok teşekkür ederim her şey için. Unutulmazdı gerçekten. Rica ederim kuzen. Ne demek? E hadi içeri gel o zaman. Yok, gelmeyeyim ben hiç. O ne demek ya? Olur mu öyle şey buraya kadar gelmişken? Duyduk duymadık demeyin. Abilerin en kralı geldi. Bütün sofralar kurulsun, kahveler yapılsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Melike, Melike bana bak. Bak, sakin ol Melike, sakin ol. Salamıyorum. Çıkamayacağız. Çıkamayacağız buradan. Hayır, çıkacağız. Sakin ol. Hadi. Beni dinle. Başka bir yerdeymişiz gibi hayal et, tamam? Gel, gel yanıma. Uzat şöyle, ha? Tamam, uzat ayaklarını. Getir, getir kafanla böyle. Getir kafanla böyle. Getir, 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 getir. Tamam, tamam. Şimdi gözlerini kapat, tamam mı? Başka bir yerde olduğumuzu hayal edeceğiz, tamam mı? Şu an neredeyiz biliyor musun? Şu an Köroğlu'ndayız. Köroğlu yüksek bir tepe. Eskiden İstanbul'a giden otobüsler tünel olmadan önce Köroğlu'nu dolanırdı. O yüksek tepeye dolanırdı, o tepede dolanırdı ve oradan aşağı inerdi. Orada bir tesis vardı. Biz hep orada dururduk. Ve oran nasıl yerdi biliyor musun? Allah'ım yarabbim, her yer çam, orman, ağaçlar, yeşil yeşil. Böyle o kozalakların kokusu, çiçekler, böcekler. O kadar yüksek ki.
O kadar yüksek ki o bulutların üstüne sanki böyle pıt atlayacakmışsın da bütün her yeri gezecekmişsin gibi. Bak bu güzel havayı bir içine çeksene. Tertemiz o mis gibi havayı, o ciğerlerim böyle... Oh! Mis gibi orman havası, çamın kokusu. Ya çıkarsana şu ayakkabıları. Çıkar, 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 çıkar şu ayakkabılarını. Evet, ayaklarını koy toprağın üstüne. Bak, orada bir tane teyze var böyle, hafif kilolu. Yakmış odun ateşini, üstünde saç. Almış yufkayı, arasında patates. Sürmüş tereyağını böyle var ya. Nasıl dumanı çıkıyor, patatesli gözleme yapıyor. Yanında da ocağı böyle koymuş çaydanlığı, tüple değil ha. Şeyle pişirmiş, ateşle şey yapmış, kaynatmış suyu. Oh, uçurumun ucundayız şu anda var ya. Bütün bulutlar ayaklarımızın altında, mis gibi orman havasını. Oh, içimize çekiyoruz var ya. Allah'ım bu kör olur nasıl yer ya Rabbim. Bak, gördün mü? Bulutların üstündeyiz, gökyüzüne çıkıyoruz. Sana dediğim gibi. Melike Hanım. Kapat kapıyı. Dur. Kapatma. Sıfıra bas. Öyle kapat. Kaldırma bizi. Hadi kardeşim. Hadi. Allah'ım. Nerede kalmıştık biz? Köroğlu. Hah, Köroğlu. Ah Köroğlu. Ah Köroğlu. Size yakışır derler ya. Ama bu bir başka olmuş Leyla. Teşekkür ederim. Kızlardan bir elbise alın demiştim. Sağ olsunlar bunu almışlar. İyi yapmışlar. Buyurun hanımefendi. Bak, tam senin yaşındaydı babam bu fotoğrafta. Ah benim Hasan oğul, yakışıklı oğul. Vatanına, ailesine bağlı oğlum benim. Burada bütün aile bir aradayız. Bayramdı değil mi? Öyle sanki. Bayram herhalde, baksana. Şu masaya baksana Allah aşkına. Keşke ben de babamla aynı sofrada oturabilseydim. İyi ki hatırladım. Bak sana ne getireceğim. Babaanne hiç zahmet etme. Ben gideceğim zaten şimdi. Otur ayol. Sevineceksin sonunda. Dur kaldır beni şuradan. Tamam. Bu fotoğraflara bakmak daha çok üzdü seni değil mi? Kusura bakma, düşünemedim. Beni üzen ne bu fotoğraflar, ne de sensin hanım. Bizden çalınan yıllarımız, hayatımız. Geldim işte. Bak sana ne getirdim. Babaanne, bu saat... Babanın saati. Vurulduğunda bileğindeymiş. Öldüğü vakit bizim gibi bu saat içinde zaman durmuş. Kırılıp parçalanmış.
ateşi. Acım geçmedi. İlk anki gibi taze. Ama sen çok gençsin bir tane. Zamanı durdurmamalısın. Zaman akıp gitmeli. Bu zamana takılıp kalmamalısın ateşim. O yüzden bu saati tamir ettirdim. Tam oydu. Babasının oğlu. Şamil Bey, sizi buralarda görür müydük ya? Hangi dağda kurt öldü? Neyin var senin? Bir şeyim yok. Nereden çıktı ki? Bana mı söylüyorsun? Sen benim elimde büyüdün. Ne zaman canın sıkılsa, birine küssen hemen bir işin ucundan şevkle tutarsın. Kim üzdü seni, hı? Suna mı? Bozuştunuz mu yoksa? Kalbini kırdım sanırım. Yani sanırım değil, öyle. Kırıldı. Haklı da. Bak bana bakayım. Ablaya bak bir. Ne oldu, ne bitti diye sormayacağım. Ama suçlu olduğunu biliyorsun. Önemli olan da bu. Ki bu çok büyük bir meziyet. Dert etme. Ben nasıl alacağım gönlünü peki? Ne yapacağım? Değil mi? Ya saçmalama abla, gidip pat diye sarılayım mı kıza öyle? Sana sarıl demedim ki. Onu ne kadar sevdiğini ve onun her koşulda yanında olduğunu ve olacağını göster. Daha da önemlisi ne kadar üzgün olduğunu. O da bunu anlayacaktır. Hadi hadi. Çok ara verdin. Çalış biraz, göreyim. Resim yapıyorsun, ha? Evet, arada sırada yapıyorum. Yani iyi geliyor, kafamı dağıtıyorum. Seni ilk gördüğümde ellerine vurulmuştum önce ben. Zarif, ince, narin. Resim yaparken seni zerrederdim. Tuvalin üstünde böyle uçuşan ellerin, kelebek gibi. Ama sakar olduklarını da hatırlatırım. Unutur muyum? Ya seni istemeye geldiğimizde üzerime kahveyi döküp beni yakman. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Tabii kahveyle beni yakmanı saymazsak. Söyle bakalım. Seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var demiştin. Neymiş? Konu abim Cezayir. Abim sana bir yanlış yaptı mı? Son zamanlarda seni gergin görüyorum hep. Öyle mi hala? Çünkü her şey çok güllük gülistanlık değil mi? Dumrul ölmedi. Cezayir beni terk etmedi. Annem alıp başını gitmedi buralardan. Hala. Kusuruma bakma, olur mu?
Yani ben bütün bu olup bitenlerden çok yoruldum gerçekten. Biliyorum. Kim mesaj gönderdi? Firuze. Bayağı bayağı uzadı. İyi akşamlar abla. Nereye gidiyorsan eşlik edelim biz de. Yalnız gideceğim. Reis bize kızar abla. Benim istemediğimi söylersiniz. Peki. Anahtarlar. Burak anahtarlar dedim, yalnız gideceğim. Aramızda bazı anlaşmazlıklar oldu. Tamam, sıkma canını. Halledeceğim ben, merak etme. Ne yaptı? Bilmek istiyorum. Anladım, tamam. Çok kötü bir şey yaptı. Paraya tamah etti, değil mi? Yanlış insanlarla ilişkiler kurdu. Bilgi sızdırdı, değil mi? Onu uyardım. Bir daha bir yanlış yapması durumunda geri dönülmez bir yola gireceğimizi ve gözünün yaşına bakmayacağımı söyledim. Karı koca yaptıklarına inanamıyorum. Tamam, üzülme. Hem sana bunu kim söyledi? Anlaşmamız uyarınca sana bir iyilik yapıyorum Cezayir. Yeğenini birazdan kendi evinde öldürecekler. Acele edersen belki yetişirsin. Bol şans. Kötü bir şey mi oldu? Ben gitmemiz lazım Leyla, kalk. Evin içini görmeden döndünüz yani. Evin içini görmeye gerek yok ki. Evin zaten dışından bakıldığında içinde ne olduğu belli. Bence çok kötü. Dışı da kötüydü çünkü. İçine girmedik ama içi de kötüydü bence. Başka evler de buldum. Yarın da onlara bakacağım. E tamam, birlikte bakarız. Olur. Sağ ol canım. Sen niye bizim evde kalmıyorsun? Bak, bana bak. Senin derdin benim, ben biliyorum. Ama merak etme. Eskisi gibi evde fazla olamayacağım. Teşkilata geri dönüyorum. O yüzden rahat rahat kalabilirsin burada. Yani fazla ortalarda olmayacağım ben. Gitme bir yere, burada kal. Neyse, evde mi Asaf? Daha gelmedi. Ama sen gel istersen, iki laf varız. Tamam. Geliyorum. Tamam. Benim derdim sen değilsin. Yaptığın iş. Şu kapıdan her çıktığında bir daha geri dönmeyecek olma ihtimali.
Abi. Hayırdır? Konuşalım mı biraz? Leyla'cığım çok acelem var. Daha sonra konuşalım. Şimdi konuşacağız abi. Cezayir kaç defa sana yardım eli uzattı abi. Yere düştün, elinden tuttu kaldırdı. Her zaman yanında oldu. Abi böyle bir şeyi nasıl yapabiliyorsun? Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Aklım almıyor. Nasıl bu kadar nankör olabiliyorsun? Birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız şimdi biz? Bir şey söylesene abi. Ne söyleyeyim ki? Yine ona inanacaksın. Yani abin yerine kocanın yanında olacaksın. Benim kocamın yanında olduğum falan yok. Ben Haklı'nın yanındayım. Niye yaptın onu söyle. Ne yapmamı bekliyorsun Leyla? O avaneler gibi sığıntı olarak kocanın eteğinde mi yaşasaydım? Bunu mu uygun gördün abine? Ha? Benim hiç gururum, benim hiç söz hakkım yok mu? Onca yıl ortada yokken size kim elini uzattı? Sizi kim avuttu güzel kardeşim? Yarın yine kaybolup gitmeyeceğine malum. Firuze denen kadını alıp kaybolmayacağını nereden biliyorsun? O yüzden güzel kardeşim, kimi karşına alacağını, kime güveneceğini çok iyi düşün. Ölç, tart. Kim bilir, yarın yine abine muhtaç olursun. Abi şimdi eve dönüyorsun. Karınla konuşuyorsun. Eşyalarınızı tek tek topluyorsunuz. Sonra da buradan defolup gidiyorsunuz. Hemen dedim. Ne yapmamı bekliyorsun? Onlarca sahte pasaportu olan bir kadının önüme getirdiği başka bir sahte pasaporta inanmamı mı? Komik olma Firuze. Böyle mi temize çıkacaksın? Bu pasaport gerçek. Diğerleri sahte, bu gerçek öyle mi? Elindeki tek döne bu mu gerçekten? Git araştır. Üzerindeki damgayı, Güney Afrika'daki kayıtları. Al sana net kanıt işte. Eğer yalan söylüyorsam, gerçekten sahteyse, o zaman senin dediğin gibi babanın katili benim. Al sana fırsat. Zaman durdu Firuze. Benim için durdu. Ama senin için hala akıyor. Bu pasaportun hiç mi hükmü yok? Bunu ikimiz de biliyoruz. O yüzden geriye tek bir şık kalıyor. Gidip Cezayir'le konuşacaksın. Her şeyi itiraf edeceksin. Bu işin geri dönüşü yok artık. Anla. Üstelik bir can daha borçlusun bana. Gönderdiğin adamlar köpeğimi öldürdü. Duymuşsundur. Benim hiçbir alakam yok diyorum. Sen bunu neden anlamıyorsun?
Bırak şimdi bunları. Bana tek bir şey söyle Firuze. İtiraf edecek misin, etmeyecek misin? Ben de ona göre hamlemi yapayım. Son kez söylüyorum. Babanı ben öldürmedim. Rahat bırak artık beni. Uzak dur benden. Asla itiraf etmeyeceksin değil mi? Asla gerçeği söylemeyeceksin. Sen de öyle. Beni bırakmayacaksın değil mi? Buradan çıkmama, çocuğumun yanına dönmeme izin vermeyeceksin. Değil mi? Gerçekleri itiraf edersen neden olmasın Firuze? Gerçek bu. Niye anlamıyorsun? Neyi uzatıyorsun? Git araştır diyorum işte. Pasaport burada. Hiçbir yere kaçtığım yok. Gerçeği seninle birlikte bekleyeceğim. Gün yüzüne çıkmasını bekleyeceğim. Keyifle bekleyeceğim hem de. Sadece ikimiz varız Firuze. Niye saklıyorsun gerçeği? Bak kayıt cihazı, kamera, hiçbir şey yok. Söyle hadi, itiraf et. Kimin için yaptın bunu? İtiraf et Firuze. Peki. Kabul. Sana gerçeği itiraf edeceğim. Gerçek ne biliyor musun? Her şartta, her koşulda bana inanıyor Cezayir. Herkese ve her şeye rağmen. Ne yaparsan yap, inanmaya da devam edecek. Leyla'ya rağmen, annesine rağmen, sana rağmen, babana rağmen. O bana inanıyor. Cezayir size değil, bana inanıyor. Seni burada bu gece öldüreceğim. Hiç tavsiye etmem. Sana ayırdığım süre doldu Firuze. Kocan artık bu saate baktığında abisinin ölümünü değil, karısının ölümünü hatırlayacak. Karısı için zaman durduğunu hatırlayacak Firuze. Ateş!
Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.